Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim cevizli rulo tatlı. İlk önce şerbetini hazırlayarak başlayacağım. 3,5 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Aynı bardakla, evimizdeki klasik bardaklardan kullanabilirsiniz. Ocağın altını yakıyorum. Altını yüksek ayara getiriyorum. Eriyene kadar şekeri şöyle ara ara karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısa alıyorum. İçerisine ufak bir dilim limonu atıp kısık ateşte bir 15 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Kenarda soğusun. Ben o esnada hamurunu yoğurayım. Şerbeti ılıktan biraz daha soğuk, tatlı da sıcak olacak. Şerbet orada kaynarken ben hemen hamurunu yoğurmaya başlayayım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yoğurt. Yoğurdunuzu birazcık oda ısısında bekletin. Bir 10-15 dakikada olsa. Yarım su bardağı toz şeker. 1 adet yumurta. 1 paket kabartma tozuyla 1 paket vanilya. Öncelikle bu malzemeleri karıştırayım. 3,5 su bardağı unu elidim. Yavaş yavaş ilave edip yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurunuzu çok sert hazırlamayın. Bu sefer şerbetiniz çekmez. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi ben de unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizlere sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. İlk önce spatula ile biraz toparlayayım. Şimdi artık hamurumu birkaç dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru yeterince yoğurdum. Şimdi birazcık da masanın üzerinde yoğuracağım. Hemen hemen bir yemek kaşığı kadar un kaldı. Sizler de 3 aşağı 5 yukarı bu kadar un kullanabilirsiniz. 3 bardaktan sonra yavaş yavaş ilave edin. Hamurun kıvamı da gayet iyi. Şimdi hamuru merdane ile kare bir şekilde açıyorum. Çok kalın değil, böyle çok ince de değil. Şu kenarlarını şöyle alacağım. Bunları tekrar açacağım. Kare olmasını istediğim için. Bu kısımları tekrar açacağım. Daha böyle düzgün olması için şu an kenarlarını kesiyorum ama sizler arzu etmezseniz kesmeyin. Arzu ettiğiniz kadar ceviz kullanabilirsiniz. Ben şöyle 1 çay kaşığı cevizin içine tarçın ilave edip karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle serpiyorum. Yarısını buraya, yarısını da diğer hamura yapacağım. Ben bir hafif ilili bıraktım. Arzu ederseniz biraz daha dövebilirsiniz. Hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Öbür türlü çok kalın olacak. Şöyle rulo yapıyorum.
Hafif böyle elimle sıkıyorum. Alt kısmı altta bırakıyorum. Bu da aynı şekilde. Fırın tepsisini yanıma aldım. Şöyle hemen hemen iki parmak aralıklarda kesiyorum. Biraz daha keskin bir bıçak aldım. Tepsiyi yağlamadan diziyorum. Hamur yeterince yağlı, hiç gerek yok. Hafif aralıklarda diziyorum. Bunu şimdi kenara alayım. Hemen diğer hamuru açacağım. Bunu da böyle uzun açtım. Daha rahat olsun. Hem kenarlardan hamur kalmasın. Şöyle serpiştiriyorum. Ve rulo yapıyorum. Tepsiye diziyorum. Şimdi fırına götürüyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ortalama bir 20 dakikada pişecektir. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirebilirsiniz. Fırından çıkardım. Tam 15-20 dakika arasında pişti. Hemen borcumu dizeceğim. Bunu da ıslatırsam çok fazlasıyla şerbet gidecek. Böyle uzun bir borcumu dizersem daha iyi şerbetini çekecektir. Hemen sıcağıyla dizin. Zaten dizene kadar ilk sıcaklığı çıkacaktır. Olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Böyle buz gibi olmasına gerek yok. Hafif ılık dökebilirsiniz. Üzerine döküyorum. 3-4 saat kesin dinlendirin. Ama bir gece öncesinden yaparsanız tatlınız çok daha güzel ıslanacaktır. Arada da bir 2-3 saat dinlendirdikten sonra ters çevirip diğer taraflarını da ıslatabilirsiniz. Üzerine şöyle bir tepsiyle kapatıp 3 saat boyunca dinlendiriyorum. Bir 3-4 saat boyunca tatlıyı dinlendirdim. Şimdi şöyle servis tabağına alacağım ve süsleyip servis edeceğim. Eğer bir gece bekletirseniz çok daha güzel şerbetini çekecektir. Şöyle birazcık toz fıstıkla süsleyeceğim. Arzu ederseniz Hindistan cevizi de dökebilirsiniz. Şöyle kıvamını da sizlere ayrıntılı gösterip videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz
Bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.